Devam ediyoruz. Stüdyoya dönelim. Sınır hattından aldık en son görüşmeleri, gelişmeleri ve çok önemli de bir konuğumuz var. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Naim Babiroğlu ile birlikteyiz efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Önce çok teşekkür efendim. Buyurun. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Temennilerinize katılıyoruz. Türk milletinin, ailelerinin ve yakınlarının başı sağ olsun diyorum. Evet, bugün şehitlerimiz de vatan toprağına emanet edildi teker teker. Şimdi baktığımızda bölgede son bir ayda 3 adet sızma girişiminden bahsediyoruz. Bu pek kolay karşılaşılacak bir durum değil. Tabii böyle bir durumda aklımıza ilk gelen şey bu PKK'nın saldırılarında asıl amaç ne sorusu geliyor. Ve o perdeyi kaldırıp çektiğimizde arkasında nasıl bir güç var? Nasıl bir güç o bölgeye hükmetmek istiyor? Bunları merak ediyoruz. Tabii merak ettiğim bir konu da hem Irak'ta hem Suriye'de amansız bir terörle mücadele devam ettiriliyor. Evet. Acaba bu iki ülkedeki devam eden operasyonlarını sekmeye mi uğratılmak isteniyor? Yoksa Türkiye'nin terörle mücadele konseptinde bir değişime gitmesini mi istiyor bazı ülkeler? Çünkü baktığımızda terör yurt içinde oldukça azaldı. Ancak sınır ötesine baktığımızda işte Irak'ta gerçekleşen eylemler ortada. Suriye'ye baktığımızda adeta bir Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğinde bir ordu yapılanmasını görüyoruz. Acaba şöyle bir soru geliyor aklıma. Acaba asıl amaç Türkiye'nin Suriye'deki dikkatini başka noktalara çekmek mi? Çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Ne dersiniz? Çok önemli bir konuya vurgu yaptınız. Muhteşem. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz eğer Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Bölgesi sorumluluk alanda veya Irak'ın kuzeyindeki bu terör eylemlerini ve verdiğimiz yani şehitlerimizi sadece bir terör olayı olarak düşünürsek tabloyu görmemiş oluruz. Yani birkaç adım geri çekilip herhalde tabii, fotoğrafın daha birine bakmamız daha faydalı tablo, olacak. Tablo sadece PKK bölücü terör örgütünün İşte 22 Aralık 2023'te Halkurk ve Metina'ya ve geçtiğimiz 3 gün önce haritada da anlatalım. İzleyicilerimizin daha iyi anlayabilmesi adına. Evet. Şuradan. Eğer 22 Aralık'ta biliyorsanız Halkurk ve Metina'da benzer terör eylemi oldu. Evet. Ve yine kahraman şehitlerimiz ve kahraman yaralılarımız oldu. Şimdi yine Metina'da görüyoruz. Şimdi bu şöyle bir durum var. Bu örneğin seçilmesi rastlantısal değil mi? Efendim? Rastlantısal değil, değil mi? Kesinlikle değil. 1984'ten bugüne Türkiye Cumhuriyeti Devleti 39 yıldır terörle mücadele ediyor. 39 yıl önemli bir süre. Önemli bir süre. Evet. Ve Kahraman Silahlı Kuvvetleri de terörle mücadelenin en önemli kurumu Türkiye'de. Dünya terörle mücadele tarihi incelendiğinde değerli izleyenlerimize şu samimi ifademi, objektif ifademi söylemek istiyorum. Emekli asker olduğum için değil kesinlikle. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve kahraman Türk ordusu ve güvenlik güçleri terörle mücadelede başarılı. Bunun altını çizelim. Çünkü silahlı kuvvetler ve ordu ve güvenlik güçleri teröristle mücadele eder. Devlet terörle mücadele eder. Bu açıdan baktığımızda. Şimdi ve 1984'ten bugüne 39 yıldır süren terörle mücadelede terör örgütünün şu ana kadar istisnalar hariç pek yapmadığı bir adım var burada. Uygulamadığı. Nedir hocam? Şiddetli kış koşullarında bu mevsimde terör örgütü pek eylem yapmaz. Alışılmış bir terör örgütünün sistemine uygun değil. Bazı istisnalar hariç. Fakat şimdi aralığın ortasından itibaren bugüne geldiğimizde yaklaşık 20-25 gün arada fark var. Yani mesafe var, süre var iki terör eylemi arasında. Demek ki terör örgütü bu şiddetli soğuklarda 1,5-2 metre karla kaplı alanda görüş koşullarının 5 metreye zaman zaman 1 metreye kadar indiği bir bölgede bir sızma girişimi yapma durumu var. Bu alışılmış bir olay değil. Peki neden geliyor? O zaman bir güç var burada. Bir güç var. Bu güç Türkiye'nin enerjisini ve Türkiye'nin kaynaklarını ve odak noktasını Irak'ın kuzeyine çevirmek istiyor. Evet. Orada.
Peki bu güç kim olabilir? Biz adını koyalım. Belki diplomatlar, siyaset makamı koyamaz adını ama biz sonuçta değerlendirme, yorum yapan bir emekli asker olarak ya da şu anda akademisyen olarak veya bu konuda araştırma yapan biri olarak savaş tarihi söyleyebiliriz. E bu güç ABD. Bu gücün peki ABD'nin bölgedeki stratejik ortakları kim? İsrail mesela stratejik ortağı. E ABD'nin büyük stratejik ortağı kim? Değişmeyen İngiltere. Hiç değişmez o. Mesela ABD bir bölgeye bir operasyon yapacaksa, örnek veriyorum, Yemen'deki Husilere 3 gün önce bir operasyon yaptı. Evet. Değişmez stratejik ortağı daima İngiltere'dir. Onun her zaman yanındadır. Bu ABD'nin başka, ABD'nin başka stratejik ortağı veya stratejik müttefiki yok. Yani şu değerli izleyenlere şu gerçeği söylemek istiyorum. Zaman zaman bazıları ABD Türkiye'nin stratejik ortağı, Türkiye'nin stratejik müttefiki derler. Her şeyden önce NATO'da müttefik olduğunuz. Öyle bir durum yok. O gerçek değil. Belki siyaset makamı ya da diplomatlar bunu böyle söyleme durumunda kalırlar. Hani aynı ittifakta yer alan bir ABD var, küresel güç. Böyle söyleme ihtiyacı hissedebilir ama gerçek öyle değil. Şimdi bu açıdan baktığınızda ABD'nin böyle bir etkisi olduğu kesin. Benim değerlendirmem bu. Benim değerlendirmem. Çünkü terör örgütünün şu ana kadar alışılmamış bir eylemi söz konusu. İşte biz de bu eylem farklılığının neden olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bir de kere bir istihbarat desteğini kim sağlıyor? ABD sağlıyor. Kuşku yok. ABD hepsini biliyor. Bu son olay özelinde baktığımızda istihbarat desteği, evet, istihbarat desteği, koordinat desteği, mühimmat desteği bunlardan bahsetmek. Bakın zaten mühimmat, silah, kıyafet, ilaç, ulaştırma yani araç, silah kaybolunca ya da tutukluk yapınca arızanın giderilmesi için yedek parça, bir yandan kendilerinin yaşaması için ihtiyaç duydukları para, yani mali destek, finans kaynağı. Yani ABD buradaki PKK-YPG yani PYD-YPG terör örgütünü terör örgütü olarak saymadığı ve listesine almadığı için açıkça burada kendi savunma bütçesinde ortalama yılda bazen 250 bazen 300... Evet, 200, son olarak 150 200 milyon dolarlık bir yardım olmuş. Ayırıyor. Bakın evet. Açıkça bütçesinde ayırıyor. Onaylanıyor bu. Neden? Evet. Çünkü bu sarı alandaki şu aslında terör örgütü olan PYD, YPG terör örgütünü terör örgütü olarak kabul etmiyor. Etse açıkça finans desteği sağlayamaz zaten. Şimdi sadece para vermiyor. Eğitim desteği sağlıyor. Mesela bakın nehir geçiş tatbikatı yaptı burada. Şimdi bir terör örgütünün nehir geçiş tatbikatıyla ne ilgisi olabilir dünya terörle mücadele tarihinde? Ne yapacak? Yani bu nehri geçip nereye eylem yapacak? İki, özel kuvvet tatbikatı, mayın temizleme tatbikatı, helikopter kullanma eğitimi, hava aracı kullanmayı, drone veriyor. İnsansız hava araçları, mesela Sincar'da İHA eğitim merkezi var burada. Niye tabii yapıyor? Düşüren İHA'mızı evet, unutmamak gerekiyor. Ya, bu bir terör örgütü. Den öte bir yardım, bir destek. Neden? Düzenli orduya dönüştürüyor. Aslında düzenli ordu olmak üzere. Bakın parası hariç bir de Birleşmiş Milletler tarafından sınırları tanınma hariç bir devletçik görevi. Neden? 24 saatlik belediye hizmetlerini yapıyor. Mahkemeleri var. Mahkemeleri var. Vergi alıyor buradaki insanlardan. Askere alıyor buradaki insanları. Peki devletin bütün yaptığı işlevleri, fonksiyonları yapıyor. Ne kaldı? Parası yok. Bir de Birleşmiş Milletler tarafından sınırları çizilmiş bir toprağı yok. Bunun haricinde bir devlet. O zaman şimdi bölgede ABD böyle. Şimdi söz biz Türkiye Cumhuriyeti güçler, Devleti. Bu noktada Türkiye'yi akamete uğratıp bu noktada da güçlenmesini sağlıyor. Bütün dikkatini, odak noktasını buraya çevirerek burada zaten güçlenme devam ediyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu biliyor. Fakat bundan da büyük bir tablo var. Bu çok basit bizim için. Şimdi olay ABD, İsrail tabi buradaki İsrail üzerinden ama ABD taşları çok ustalıkla burada döşüyor. Bazen geç kalıyor. Bazen geç kalıyor. Ama geç kalması onun hedefine gidiş istikametini engellemiyor. Biraz geciktiriyor. Bir, iki yıl, üç yıl geciktiriyor. Şimdi burada İsrail'in, güneyde İsrail'in şu anda Gazze'ye yaptığı İnsanlık suçlarıyla, savaş suçlarıyla dolu o şiddetli saldırılar sadece Gazze olayıyla sınırlı bir saldırı değil. ABD Gazze ile aslında ilgilendiği yok ABD. Gazze çok taktik bir durum. ABD'nin hedefi İran,
ve Türkiye'dir. Ve bu temel hedef var diyorsunuz. Evet. Ve bu taşlar da şey, Türkiye'yi seslendirmiyor ABD. Mesela Pentagon'un belgesi var. Eylül 2001'de yani ABD Afganistan'ı işgal ettikten hemen sonra 11 Eylül 2001 biliyorsunuz El-Kaide terör örgütü elemanları ABD'deki o ikiz kuleleri eylem yaptılar. Ondan sonra ABD ne yaptı? Teröre karşı savaş stratejisini geliştirdi. Uyguladı. Ve ilk defa NATO'nun 5. maddesi dediğimiz Article 5'ı NATO tarihinde bir defa çalıştırdı 5. maddeyi. Bir ülkeye yapılan saldırı bütün ülkelere yapılmış saldırı sayılır tırnak içinde. Evet. Yani mealindeki o bir defa çalıştırdı NATO tarihinde. NATO 1949'da kuruldu. Demek ki 75 yılda NATO bir defa bu maddeyi çalıştırdı. 1950'den 49'dan bugüne 75 yılda bir. Ne için? ABD Afganistan'ı işgal etmek için. Şimdi aynı ABD o zaman belgede 2001 o Afganistan'ı işgal ederken Savunma Bakanlığı ABD Pentagon yani sekreter olan Pentagon Bakan Beyaz Sarayı'nda çalışarak bir belge verdiler. Çok gizli bir belge. Bir emir verdi direktif Pentagon'a çalışmaktan. Şu, Irak'tan başlayarak Lübnan, güneyde Lübnan, Somali, Sudan, Libya, Suriye ve en son olarak İran'la bitireceğiz diye bir belge var. Çok gizli. Bu sır değil. Bunu açıkladılar. Evet. Şimdi bu belgeye dayanarak 2003'te Irak yerle bir edildi. Irak şu anda zaten güvenliğini sağlayamıyor. Güvenliğini sağlasa terör örgütü olmaz zaten. Kendi Bağdat kendi güvenliğini sağlayamıyor. Suriye zaten parçalandı. Toprağının %25'i bakın. Bakın ABD taşları öyle ustalıkla döşüyor ki. Evet çok hata yapmıyor mu? Yapıyor. CIA tarihinde çok hata yok mu? CIA'nın var. Ama hedefine ilerlerken aksaklıklar oluyor, yavaşlama oluyor ama sapma yok. Bakın şu değerli izleyenlere dikkatini çekmek istiyorum. Bu PKK-YPG terör örgütüne işgal ettirdiği alan Suriye coğrafyasının %25'i. Ama ne var burada? Burada çöl var ama Suriye enerji kaynaklarının yaklaşık %90'ı burada. Suriye su kaynaklarının yaklaşık %80-85'i burada. Ve Suriye verimli topraklarının yaklaşık %80'i burada. ABD Suriye'nin en verimli bölgesini. Bu da her adımda bilinçli attığını gösteriyor bizlere Amerikan yönetimi. Şimdi burada İsrail ve ABD bu Gazze üzerinden başlayan saldırıyla Suriye'nin güneyini işgal edecek. Burada çünkü El Taf bölgesi var ABD'nin. Evet. El Taf bölgesi Ürdün sınırında ve Suriye coğrafyasının yaklaşık %5'ini içine alıyor. Orada radikal terör örgütleri var. ABD burayı işgal edecek İsrail'le beraber. Ardından Lübnan'ın güneyini, Hizbullah'ın bulunduğu yer. Ardından Husilerin o bulunduğu yer, Yemen'in o bölgesini en azından etkisiz duruma getirecek. Fakat nihayetinde hedef İran. Ama şimdi seçime giden İran'da biliyorsunuz Afganistan sınırına yakın yerde Kasım Süleymani'nin o anma töreninde iki şiddetli patlama oldu. Sonra kim istendi bunu? 2-3 gün sonra IŞİD terör örgütü. Neden? Zaten bu bir sır değildi. Çünkü 2021'de ABD Afganistan'dan çekilirken, bakın çok önemli bir konu söylüyorum. 2021 yılında yani 2 yıl önce ABD Afganistan'dan çekilirken, Afganistan'dan yaklaşık 85 milyar dolarlık silahı sağlam olarak Taliban'a bıraktı. Dünyanın hiçbir ordusu, aşiret ordusu dahil bir yerden çekildiği zaman, zorunlu olarak bir yerden çekildiği zaman silahları sağlam bırakmaz. Emir vardır. Otomatiktir bu. Oradaki birlik komutanı kimse o topu, o silahı, o telsizi, o elektronik sistemi tahrip eder. Bir en tahrip eder. Yani en kıymetli parçasını alır, onu tahrip eder, içine bir el bombası koyar, patlatır. Bunu sağlam teslim etti. Evet. Niye? Çünkü 2021 yılında IŞİD'in de bir bölümünü, IŞİD terör örgütünün bir bölümünü İran sınırı, İran'ın doğu sınırında Afganistan bölgesine yerleştirdi. İşte o patlama o 2021 yılında ABD'nin Afganistan ve İran sınırına yerleştirdiği IŞİD terör örgütü tarafından yapıldı. Neden? Çünkü IŞİD, DAEŞ ve diğer El-Kaide türevi terör örgütleriyle aslında tarih o kadar açık ki ABD hiçbir şey gizli yapmıyor. ABD bu yönden dürüst. Her şeyi söylüyor. Evet. 1979-1989'da Sovyetler Afganistan'dayken 10 yıl süreyle ne yaptı? 10 yıl süreyle ABD, El-Kaide
terör örgütünü yetiştirdi, besledi, eğitti. Sovyetleri oradan gerçekten çekilmesini sağladı. Sovyetler 1989'da Afganistan'dan ABD'nin vekalet savaşında o El-Kaide terör örgütüne karşı çok kayıp vererek çekildiğinde çöktü sonra Sovyetler Birliği. Evet. Şimdi burada da İran'ı aynı yöntemle El-Kaide türevi terör örgütleri, özel askeri şirketler, paralı askerler, İran'daki etnik ve mezhepsel yapıyı kullanarak ve orada İran'da bir de PKK terör örgütünün kolu PJAK var. PJAK'ı da kullanarak önce istikrarsızlık, sonra ekonomik açıdan tamamen çökertme, ardından protesto yürüyüşleri, sokak gösterileri ve ardından yavaş aslında yavaş her ülkede uygulanması gereken plan siyasi rejimi hemen değiştirebilirse tamam diyecek abi. Değiştiremezse siyasi rejimi hiç kuşkunuz olmasın. Uzun sürer. İran köklü bir devlettir, doğrudur, katılıyorum. Suriye gibi değil, Irak gibi değil, Libya gibi değil, tamam doğrudur ama Libya ve Suriye 5 yılda dağıldıysa, örnek veriyorum, ABD'nin çok fazla acele ihtiyacı yok. İran'ı 20-25 yılda dağıtma hedefinde var. Şimdi tabii İran, ama bu konuda Türkiye ve İran'ın diğer bölge ülkelerine baktığınızda çok daha kuvvetli ülkeler olduğunda... Kesinlikle. Şimdi burada İran'da bulunan PJAK terör örgütü var. PKK'nın kolu. Irak'ta Kuzey Irak yönetimini görüyorsunuz burada. Suriye'de, Kuzey Suriye'de PYD. Bu iki parça tamamlandı. Şimdi kaldı İran'daki PKK terör örgütünün, yani PJAK terör örgütünün o parçasıyla Türkiye'nin, bakın söylüyorum, Hatay dahil olmak üzere Kahramanmaraş, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Güney. Bu 1919'da İngiliz istihbarat binbaşı Noel tarafından, burada binbaşı Noel görevlendirdi İngilizler, 1919'da Londra'ya gönderdiği haritadır bu. Nedir bu harita? Sözde Büyük Kürdistan'dır. Peki bu harita nerede yer alıyor sonra? 10 Ağustos 1920'de Sevr Anlaşması'nda yer alıyor. Büyük Atatürk'ün ve o kahraman kadronun çöpe attığı Sevr Anlaşması. Sonra nerede yer alıyor? 2000'lere geliyoruz. ABD'nin Büyük Orta Doğu Projesi'nde yer alıyor. Sonra nerede yer alıyor? 2021 yılında Papa, biliyorsunuz, Papa, Vatikan Devlet Başkanı Papa, önce Irak, Bağdat'ı ziyaret ediyor 2021 yılında. Ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani ziyaret ediyor. Barzani ziyaret ederken Irak yönetimi, Kuzey Irak yönetimi Papa anısına bir pul bastırıyor. Bu bizim basında Papa pulu olarak ünlendi ve adı öyle oldu. Papa pulu 1919'da İngiliz istihbarat binbaşı Noel'in çizdiği ve Hatay dahil olmak üzere Kahramanmaraş, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve güneyini içine alan sözde Kürdistan. 2021 yılında Papa için anma pulu, yani Papa anısına pul. Pul da aynı. Bu hiç değişmiyor. Tarihi süreçte birbiri. İşte ABD şimdi, ve bir şey daha söyleyeyim, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı, ABD'yi 2015 yılında Obama yönetimi vardı o zaman, Beyaz Saray ziyaret ediyor. Obama'yı ziyaret ettikten sonra o zaman ABD Başkan Yardımcısı Biden. Şu anda Biden nerede? ABD Başkanı. ABD Başkan Yardımcısı Biden da ziyaret ediyor. Röportajlardan anlıyoruz, belgelerden. Ve ABD Başkan Yardımcısı Biden'la yaptığı sohbette, görüşmede Biden en sonunda şunu söylüyor. Diyor ki, Sayın Başkan, merak etmeyin, ikimizin de ömrü bu sınırlarını belirttiğimiz Kürt Devleti'nin kurulmasına yetecek. 2015. Şimdi Biden ABD Başkanı. Şimdi İsrail'in yaptığı bu durumu, o vaat edilmiş topraklar ya da büyük orta, ne derseniz deyin, o genişletilmiş Orta Doğu projesi, o 1919'da, 1920'de, 2000'lerde Büyük Orta Doğu projesi, 2021'de Papa pulu ve diğer bütün belgeleri topladığınızda bu bir hamasa değil. Şimdi sıra oraya geldi. Fakat İsrail Gazze'ye başlattığı o insanlık suçu, savaş suçlarıyla dolu saldırı, ben ona savaş demiyorum. Savaş öyle olmaz. Evet, bugün de 100. gününe girildi. Ha, savaş böyle olmaz. Savaşta 10 dakikada, 15 dakikada bir çocuk öldürülmez. Öyle bir olay yok. Evet. Onun için savaş değil bu. Bu savaş suçlarıyla dolu bir saldırı. İsrail'in başlattığı bu saldırıyla ne dedi İsrail Başbakanı? Bizim dedi hedefimiz dedi, bütün düşmanları yok edeceğiz ve Orta Doğu'yu değiştireceğiz. Biden ne dedi? Amacımız dedi Orta Doğu'ya yeni düzen vermek. Zaten Kissinger bir 2014'te söylemişti. ABD politika yapımcılarda. Dedi ki Kissinger 2014'te NBC televizyonda
1919-1920'de kurulan ittifaklar, Birinci Dünya Savaşı sonunda kurulan ittifaklar artık ittifaklarla kurulan sınırların değiştirilme zamanı gelmiştir dedi. Dolayısıyla bu bir sır değil. Şimdi Türkiye ne yapmalı? Türkiye evet buradaki evet, terör örgütüne mücadele şu ana kadar evet. Analizleriniz çok kıymetli. Çünkü o 100 yıllık süreci bizlere evet. şu harita evet. üzerinde geldiği evet. son nokta üzerinden anlattınız. Doğru. Ancak Türkiye'de 40 yıllık bir terörle mücadele Doğru. yeteneğine, başarısına sahip. Ve tecrübesine sahip. Tecrübesine sahip. İlk Doğru. başta da bundan ne kadar başarılı olduğunu Doğru. söylediniz. İran'dan Türkiye'ye uzanan bir modelden Amerika'nın projesinden bahsediyorsunuz. Doğru. Ancak Türkiye üst üste yapmış olduğu eylemlerle özellikle Irak'ta belli bir noktaya kadar güvenli bölgeyi oluşturmuş Doğru. durumda. Zaten Doğru. Suriye'de de 30 kilometrelik bir Doğru. derinlik söz konusu. Tabii bunlar bugüne kadar hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de bölge ülkelerine rağmen yapılabildi. Doğru. Demek ki bazı adımları Türkiye kararlı duruşu sayesinde sahaya, masaya yumruğunu vurarak yapabiliyor. Doğru. Peki bundan sonraki süreçte evet. Türkiye neler yapmalı? Özellikle bu Suriye'den Irak'a doğru bir akışkanlıktan bahsettiniz. Doğru. Terör akışkanlığı. Sürekli. Ya mesela buraya gelip Amerika tarafından verilen sözler vardı hocam. Tutulmadı. Tutulmadı. Ne ABD tuttu ne Rusya tuttu. Rusya bir de şunu unutmayalım. ABD PKK terör örgütünü terör örgütü listesinde gösteriyor. Ancak ABD PYD, YPG, PKK terör örgütüne koluna verdiği her yardım 1-2 gün sonra PKK terör örgütünün elinde. Örnek veriyorum. Adeta aklımızı alay ediyor Amerika. Tabii. Işte. Tabii. Yani, ama Rusya PKK terör örgütünü terör örgütü listesine almamış. Şimdi o da var. Yani Rusya'yı da unutmayalım. Bir de şunu unutmayalım. ABD ve Rusya tarihte hiçbir zaman karşı karşıya gelip savaşmadılar. Asla. Ama aynı ABD ve Rusya her genel savaş sonunda mutlaka paylaştılar. Evet, proxy savaşlarını çok burada iyi biliyorlar. Burada ABD böyle derken Rusya'yı da çok da iyi diyemeyiz. Ama Rusya'nın şöyle bir durumu var burada. Türkiye ile aynı strateji, uyumlu strateji, örtüşen stratejisi ve politikası nedir? Rusya da Türkiye'de Suriye'nin parçalanmasını istemiyor. Asla. Burada örtüşüyorlar. Ama ABD Suriye'nin parçalanmasını istiyor. Onun için aynı Irak'ta oldu. Evet. Onun için Rusya ile ABD arasındaki durum farkı bu. Önemli bir fark bu. Türkiye ile Rusya'nın işbirliği yapması gereken alanların ortaya çıkarması açısından. Şimdi Türkiye burada evet bir görünmeyen bir güvenlik bölge oluşturdu. Evet. Kahraman şehitlerimizin bulunduğu yerde. Ancak bu yetmiyor. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve silahlı kuvvetlerimizin şu andaki ağırlık merkezi değişti. 2014'ten önce bu analizi yapsaydık biz, 2014'ten önce sizinle aynı anda yine ağırlık merkezi, ağırlık noktası burası derdik. Yani Türkiye'nin odaklanması gereken nokta. Ama şu anda şu sarı alanda bu bölgede bulunan teröristlerin yaklaşık 10-15 katı terörist var. Tekrar söylüyorum. Burada bulunan teröristlerin sayısının 10-15 katı gücünde terörist var. O zaman sürekli buradan sekiyor. Evet, gelip gidiyorlar. Fakat asıl önemli gücü burada. Şimdi bu gücü onun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri yani terörle mücadele eden ana kurum olduğu için söylüyorum. Tabii güvenli güçlerimizin, istihbarat örgütümüzün hizmetlerini unutmayalım burada. Onlar da zincirin önemli halkaları. Artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ağırlık merkezi buraya kaymıştır. Ancak Türkiye'nin şu lüksü kalmamıştır. Suriye'yi ayrı düşünmek, Irak'ı ayrı düşünme bu önemli. Seçeneği ortadan kalkmıştır. Ama 2014'ten önce söyleseydiniz değişirdi. Şimdi neden? Burada. Bu sınırı biz Türkiye olarak yok sayacağız. Neden? Çünkü terör örgütü buradan başlıyor. Menbiş'ten ve İran sınırına kadar devam eden Irak'ın kuzeyi ve Suriye'nin şu bölgesi devam ediyor. O zaman dün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde evet. yapılan toplantıdan da çıkan mesajı hatırlatayım. Çok önemli. Teröristlerin projesine izin yok diyordur. Kesinlikle. Şimdi bu tabii teröristlerin projesi aslında değil. ABD'nin projesi ama Sayın Cumhurbaşkanı tabii o siyaset bakanı onu söyleyecek o diplomatik açıdan. Şimdi buraya onun için bir bütün olarak düşüneceğiz. Bu sınırı yok sayacağız. O zaman buraya ne yapacak Türkiye? Ne anlama geliyor hocam? Bu sınırı yok saymak ne anlama geliyor? Şöyle. Türkiye şunun farkında olmalı artık. Bunu bir kere söylememiz lazım. Türkiye'nin güney sınırı Suriye 9-11 kilometre. Bakın Hatay'dan Irak'a kadar, Habur'a kadar 9-11 kilometre. Türkiye-Irak sınırı bu bölgeden İran'a kadar 348 kilometre. Toplam 1300 kilometrelik Türkiye'nin güney sınırı maalesef
ABD'nin buradaki politikaları yüzünden terör üreten bir coğrafyaya dönüşmüştür. Şimdi bu gerçeği koyacağım. Hocam özür dilerim. Son bir dakikamız ki toparlarsak tabii. Sonra devam Onun edeceğiz. Onun için Türkiye buraya geniş kapsamlı bir kara harekatı, hava destekli tabii, yapmak durumundadır. Neden yapmak durumundadır? Çünkü 39 yıldır devam eden bir mücadele var. Bu mücadelede yurt içinde başarı sağlandı. Önemli başarı sağlandı. Kesinlikle. Ama Irak kuzeyiyle Suriye'de bu 2014'ten itibaren oluşturulan bu yapı Türkiye için artık tamamen bir beka sorunu haline gelmiş. Türkiye bunu gelecek kuşaklara devredemez. Ne yapacak? Askerlerin yapacağı değerlendirmede, durum değerlendirmesinde, durum muhakemesinde her neyse yeterli derinlikte... Burada da yeterli derinlikte ve askeri uzmanların tespit edeceği noktalara uygun zamanda, uygun yerde, uygun koşullarda geniş kapsamlı bir kara harekatı yapmak durumundadır. Harekat yaptıktan sonra teröristlerin buraya tekrar gelmelerini önlemek için, yuvalanmalarını önlemek için Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon yapan, Türk Silahlı Kuvvetleri burada... Geçmiş operasyonlardaki başarılarınızı düşünürse... Bu PKK terör örgütü etkisiz duruma getirilinceye kadar kalmalıdır. Kontrol etmelidir. Şu anda yaptığı gibi. Ama ABD ile olur mu? Avrupa Birliği ile olur mu? Hayır. Hepsi karşı çıkar. Veya Rusya ile evet, olur mu? Çünkü ABD aslında vekalet savaşları üzerinden... Bakın önemli bir şey söylüyorum. Vekalet savaşları üzerinden vekil kim? ABD'nin vekili. Buradaki PYD, PKK, YPG terör örgütü. Bu vekili üzerinden... Türkiye ile ABD savaş halinde. Sizin SİHA'nızı düşüren, NATO üyesi ülke, diğer NATO üyesi ülkenin SİHA'sını terör örgütüne karşı meşru müdafaa hakkı zamanında düşürüyorsa bu düşmanca bir tavırdır. Ve vekalet savaşları üzerinden Türkiye ile savaş halindedir. Türkiye bunu kabul etmeli. Evet siyaset makamları diyemez bunu. Diplomatlar diyemez ama biz deriz. Gerçek budur. Onu bir kere Türkiye bilecek. O zaman ABD ve Avrupa Birliği'ne rağmen geniş kapsamlı bir kara harekatına Türkiye hazır olmalıdır. Bunu yapacak ve kendi göbeğini Türkiye kendisi kesecek. Yapabilir mi? Yeteneği var mı? Var. Ha, riski var mı? Riski var. Ama her operasyonun, her askeri harekatın riskleri ve öngörülemeyen ortaya çıkabilecek riskleri var. Bu 5000 yıllık yazılı savaş tarihinde zaten var bu. Yoksa biz bu şekilde devam edersek buradaki parça ve Suriye'nin güneyinin işgal edilmesi neticesinde İran'daki karışıklık, İran'dan Türkiye'ye yeni göç akını, istikrarsızlık, ekonomide bazı darbelerin vurulması bu büyük güçler tarafından. Onun için biz şu anda proaktif davranarak onlar adımını atmadan bizim adımı atmamızda büyük yarar var diye Peki. düşünüyorum. Devam edeceğiz hocam. Tabii. Çünkü kara harekatında kaldık. Tabii. Hangi noktaya olabilir? Nereler seçilebilir? Onları konuşacağız. Önemli başlıklar ki şu dakikaya kadar da çok önemli analizleriniz oldu. Sağ olun. Çok sağ olun Sayın Babür.